Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz Cities Skylines'ta her zaman trafik sorunu vardır. Ben de ilk oynadığım zamanlarda trafik sorunu gerçekten oyunu kapatma sebebimdi. Her oynadığımda trafik oluşuyordu ve bir türlü trafiğin içinden çıkamıyordum. Bu videomuzda şimdi tam olarak bir şey yapacağız kendimize. Plazaların olduğu, iş sektörünün olduğu, hizmet sektörü ve ofis sektörünün bir arada bulunduğu geniş bir alan yapacağız ama trafik olmayacak. Bunu sağlamanın birçok yolu var. Şimdi bir monorail yolu çektim ben. Yani ortadan monorail treni geçiyor. Etrafında işte çift yönlü bir yol var. Bu yola göre bir tasarım yapmanızda daha çok bir fayda vardır. Ortadan bir monorail yolu geçmeli. Öyle yaptığınızda trafiği biraz da olsa rahatlatmış oluyorsunuz. Şimdi ben tasarımını yapıyorum. En sonra ne yaptığımı anlatacağım size ve nasıl trafiksiz bir yöntemle yapacağımı göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi hepsi yapılmıyor ama ben size mantığını açıklayacağım çünkü istek yok. O yüzden hepsi olmuyor. Ofislerin de eğlence sektörü bütün binaları olmuyor. Yolları her zaman monorail yapmanıza fayda var. Direkt monorail yaptığımızda oradan geçtiğinde buradan yürüyüş yolları yaparak desteklemesini sağlayabiliriz bu monorail'i. Ve yol ağızlarına her zaman ofisleri yapın. Bakın benim yaptığım gibi. Ana yollar ofislerle doldurulursa ofisler çünkü trafik yaratmıyor. Araçlar sürekli buraya gelmeyeceği için trafiği engellemeyeceklerdir. Hizmet sektörü genelde araç çok fazla gelir bunlara. Araç çok fazla geldiği için de bunu iş tarafları yapmanıza daha çok fayda var. Geçiş yerlerini yapmamanız gerekiyor bu hizmet sektörünü. Şimdi bakın burada şöyle bir şey daha yaptım. Tek yön verdim. Bakın. Çok önemli burası. Buradan gelen araç sağ taraf ve sol taraftan gitme yerleri var. Sağdan giden araç direkt sağa dönüp buradan devam edecek. Soldan gelen araç ise veya buradan gelen araç ise çıkış yaptığında buradan devam edecek. Yani karşı tarafa geçmeyecek. Misal, eğer çıkış yapacaksa.
Bu sefer de karşı yolu engellemeyecektir. Bu yön tek yönler de çok önemli. Özellikle tek yön yaptığınızda trafiği bir şekilde engellemiş oluyorsunuz. Orta yolu bakın farklı yaptım. Her zaman orta yollar farklı. Ana alterler bambaşka bir yollardır. O yollara pek fazla sadece ofis yaparım. Diğer sektörleri yapmıyorum. Ofis olmasaydı eğer hiçbir şekilde buraya bir şey yapmayacaktım. Çünkü ana alter her zaman boş kalmalı ki trafik oluşmasın. Diğer taraflara hizmet sektörünü dayadım. Burası tamamlansa bile bir trafik oluşmayacaktır. Çünkü sistem tıkır tıkır işliyor. Gerçekten güzel bir sistemdir. Sizin de böyle yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, sağ olun izlediğiniz için. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer böyle videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.